Bolu Lokantacılar Odası Başkanı Murat Abak, dolar, altın, akaryakıt, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin esnafı olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Türkiye'de COVID-19 salgını ile birlikte öne çıkan bir başka gündem maddesi de ekonominin gidişatı olurken zamların durdurulması için neler yapılabileceği tartışılıyor. Bolu Lokantacılar Odası Başkanı Murat Abak, pandemi döneminde birçok esnafın iş yerini kapattığını işaret etti. Esnafların artık parmak hesabı yaparak çalıştığını aktardı. Piyasa ekonomisine göre yani günlük yaşıyoruz, artık esnafımız geleceği uzun vadeli hesaplar yapmıyor. Bugün itibariyle parmak hesabı yapmaya başladı. Hani eskiler derdi parmak hesabı yapıyor. Yani ince hesaplar yapmaya başladı. Artık maliyetleri nasıl düşürürüz? Bakın zam yapmasanız ne yapmanız gerekir o zaman? Bir yerlerden çalmanız gerekir. Neden çalmanız gerekir? Kaliteden çalmanız gerekir. Kalitesiz malzeme kullanmanız gerekir. Bunu da biz ahi evren kültüründen geldik, yapamıyoruz. Yani kalitemizden ödün vermek istemiyoruz. Halkımızda sağlıksız ürün yedirmemek istiyoruz. Bunu da yapmamak için ne yapmak lazım? Mecburen piyasa şartlarına uymamız gerekiyor. Abak pandemi döneminde 200'e yakın esnafın iş yerini kapattığını ve açık olan esnafların da kötü durumda olduğunu vurguladı. Bu pandemi döneminde çok üyemiz iş yeri kapatma kararı aldı. 200 küsüre yakın iş yerimiz kapattı. Yani Bolu gibi küçük bir yerde. Bunu daha önce de biliyorsunuz gündem yapmıştık. Son dönemde pandemiden sonra işte kapanmalar, pandemi hala devam ediyor biliyorsunuz. Ama insanlar artık pandemiyi geçti, geçim derdine düştü. Pandemi devam ediyor. O dönemde iş yerleri kapatırken iflas eden çok esnafımız oldu. Çok mağdur esnafımız oldu. İş yerini kapatmak isteyip mağdur olup kapatamayan esnafımız da çok oldu. Neden biliyor musunuz? Biliyorsunuz hükümetimiz bir karar aldı. Esnaf kefalet kooperatiflerimiz üzerinden bizlere kredi verdi. 0 faizli kredi verdi 25 lira. %4 faizli krediler verdi. Bu kredileri kullandık. Bugün itibariyle esnafın dükkanını kapatacağım dese vergisini kapattığın esnaf kefalet kooperatifimiz diyor ki arkadaş kapattın tamam. Bana borcuna kadar 100 bin lira çekmişsin. Bunun diyor 30 binini ödemişsin. 70 bini kalmış. Evet. Dükkanını kapattın diyor. Sen artık esnaf değilsin. Esnaf olarak bu krediyi çektin. Bu 70 bin lirayı diyor tek kalemde öde. Adam 3 yıllık vadeli almış krediyi. Ama tek kalemde öde diyor. Yani 70 bin lira kaldıysa 70 bin lirayı kapat. Yoksa diyor ben icra ile şunu da bunu alırım diyor. Adamın zaten parası kalmamış cebinde. Ödeyemiyor. Bu sefer ne yapıyor? Dükkanını kapatamıyor. Kapatamayıncası kirası devam ediyor. Vergisi devam ediyor. Dükkanını da çalıştıramıyor. Dar boğaza giriyor. Ve emin olun Türkiye'de esnaf biterse ülke biter. Murat Abak son olarak esnafların ekonomiyi ayakta tuttuğunu dile getirdi. Ahilik kültürünü hatırlattı. Biz bu kültürle yetiştik, ahi evren kültürüyle yetiştik. Ekonomiye bakarsanız evet görünmez işsizliği önleyen, ekonomiye can suyu olan ve hayatın işlemini devam ettiren esnaftır. Türkiye'de bakın tüccar olarak gördüğünüz insanlar 1 milyon kişidir. Esnaf olarak gördüğünüz insanlar 5 milyon 10 milyon kişidir. Yani ekonomiyi ayakta tutan esnaftır. Ama esnafa desteğimizi bekliyoruz hükümetimizden. Çok güzel günler yaşadık, yaşamadık demiyorum. Şunu halkımızın bilmesini isterim, herkesin bilmesini isterim. Esnaf zam yapmıyor. Hani sanki suçlu esnaf böyle kafasına göre ya bugün zam yaptım düşüncesi var. Asla o düşüncede olmasınlar. Esnaf zam yapmıyor. Gelen zamlara karşı ayakta durmaya çalışıyor.